Muhabbet Kuşlar Dünyası kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün yine sizler için geçen tedavi videomun ikinci günündeyiz. Yani bugün videomuzun başlığı astım tedavisinde ikinci gündeyiz. Astım tedavisinde ikinci gündeyiz. Kuşumuzun son durum hakkında bilgi vereceğim ve bugün tekrar sizlerle birlikte suyunu tazeleyip 10 damla olarak suyunu astım ilacından vereceğiz. Ağzına şu anda damlatmıyoruz. Şimdi kuşumuzun şöyle bir son durumuna bakalım. İlk gün ağzına damlatmıştık. Şu anda sanki eski durumuna göre bakın. Biraz daha yani bir %2, %3 sanki iyileşmeye başladı gibi. Önceden çok hızlı nefes alıyordu. Ağzını açıp kapatıyordu. Şu anda ikinci gündeyiz. İnşallah 10. günün sonunda zaten 5 günlük bir tedavi yapacağım. 5 günde normal bekleyeceğim. Normalde salmada beslediğim bir kuş. Bakalım 5 gün sonunda tedaviyi bitireceğim. Sonra 5 gün bekleyeceğim. Sonra tekrar tedavi eğer geçmezse başlayacağım. Şu anda kuşumun durumu iyi. Hareketleri çok güzel. Hareketli, yerinde durmuyor. Oradan oraya, oradan oraya zıplıyor. Bakalım 5. günün sonunda neler olacak. İnşallah iyileşir. Uzun zamandır bunun tedavisi için araştırmalar yapıyoruz. Şimdi suyunu tazeliyorum tekrardan. Şimdi eski suyunu ne yapıyoruz? Eski suyunu döküyoruz komple. Eski suyunu döküyoruz. İlaçlı olan suyu. İlaçlı olan suyu döküyoruz. Komple ilaçlı olan suyu döktüm. Şimdi soluğumu şöyle kamerama şöyle bir şimdi tekrardan suyumu dolduruyorum. Önce bir suluğu çalkalıyorum arkadaşlar. İçinde eski ilaçtan kalmasın diye. Çünkü yeni ilaç koyacağım. Temiz su olması lazım. Tekrardan suyumu doldurdum. Şekilde göstereyim size. İlacımı da açayım. Evet arkadaşlar, tedavinin ikinci günündeyiz. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar ilacımı göstereyim astım tedavisi için. Bugün büyük suluk olduğu için tekrardan 11 damla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar, 10 damla tekrar suluğumuza damlattık ve suyumuzu yeniledik. Bunu her gün böyle yapacağız. Şimdi ikinci gündeyiz. 3 gün daha bu şekilde suyunu tazeleyip tekrardan ilaçlayacağız suyu. Bakalım 5 gün sonunda kuşumuzda ne gibi değişimler olacak. İnşallah iyi olur ve sizler de bu ilacı öğrenmiş olursunuz. Bakın arkadaşlar, bu kuşta biraz ilerlemiş olabilir. O yüzden hani bu kuşta belki biraz tedavi süreci uzun sürebilir. Ama şunu söylemekte yarar var. Kuşunuz eğer nefes problemi, nefes rahatsızlığı yeni başladıysa kesinlikle başlayın. Çünkü yeni başlayanlarda %95'e varan çözüm tedavi sonucu veriyor. Çok ilerleyen kuşlarda biraz uzun sürebilir veya geçemeyebilir de, tabi %100 garantisi vermiyorum. Ben de daha yeni deniyorum ama yeni başlayanlarda yeni hastalık başladığı için ilerlemeden anında durdurmanız için çok güzel bir ilaç. Bunu da kusura bakmayın. Şimdi suyumuzu tazeledik. Ağzını her gün damlatmıyoruz. İlk gün damlatıyoruz dedik. Bakalım neler olacak. Birlikte göreceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Sizlere tedavi süreciyle ilgili videolarım gelecek. Tedavide son durum, ikinci gün, 10 gün sonra hepsini tek tek paylaşacağım. Beni izlemediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.